soğuk bir kış gecesiydi. Beni çocuk yaşta terk edip giden annemi arama sonuçlarım neredeyse tamamlanmak üzereydi. Babam annemi bulmamı istemediğinden bana hiç yardımcı olmuyordu. Çünkü annemin bizi bir anda terk ederek ortadan kaybolmasını kendine yediremiyordu. Bu konuda bana Belgin teyzem yardımcı oluyordu. Aslına bakılırsa Belgin teyzem de annemi aramaya başladığım ilk yıllarda bana engel olmak istedi. Bu konudaki ısrarımı görünce dayanamadı ve annemi bulmam için bana yardım etmeye karar verdi. Belgin teyzem benim annem gibiydi. Annemin bizi terk edip gitmesinin ardından evimize yerleşmiş ve bana tıpkı bir anne şefkatiyle sahip çıkmıştı. Bu yüzden ona her daim güvenir. Bir dost, bir anne, bir sırdaş gibiydi. Ayrıca yaşına göre oldukça genç, güzel ve eğlenceli bir kadındı teyzemin annemi aramalarıma katılmasıyla birlikte işler daha hızlı ilerlemeye başladı. Sürekli yeni ipuçları, yeni tanıklar bulmaya başladık. Bu sıralarda annemi bulmak umuduyla tam beş şehir dolandık. Evimizde ipuçlarını değerlendirip annemin bizi neden terk ettiğini ve nereye gittiğini bulmaya çalıştığım soğuk bir kış gecesi kapı çaldı. Gelen sanırım teyzemdi. Hemen gidip kafayı açtım gerçekten de gelen teyzemdi. Soğuktan burnunun ucu ve elleri kızarmış. Kar yağışından dolayı her tarafı karlar içinde kalmıştı. Hemen içeri girdi ve montunu çizmesini çıkarıp bana sarıldı. Teyzem gülümsüyor ve mutluydu. Sanki bana mutlu bir haber verecek gibiydi. Büyük bir heyecanla ellerimi tuttu ve ''Annenin nerede olduğunu buldum.'' dedi. Şaşkınlık içerisinde. ''Sen ciddi misin? Nasıl buldun? Neredeymiş?'' gibi soruları ard ardına sordum. Teyzem yanaklarımı sıktı ve ''Hadi Dilara birer kahve yap içelim. Ben de üzerimi değiştirip geleyim. Sana hepsini anlatacağım.'' dedi. Hemen heyecanla kahveleri hazırlamaya koyuldum. Teyzem bu sırada pijamalarını giyip yanıma gelmişti. Babam duymasın diye mutfağın kapısını kapattı. Oturduk ve kahvelerimizden birer yudum alıp sohbete başladım. Teyzem gülümsedi ve ''Şu görüştüğümüz Saadettin amca.'' köydeki yeğenini arayıp bilgi almış. Yeğeni annenin hala köyde olduğunu söylemiş. Annen yıllar önce o köyde bir adamla evlenmiş. Ama evlendikten iki ay sonra adam ölmüş. Ondan sonra da bir daha evlenmemiş. Tek başına yaşıyormuş ve insanlara benim kızım var keşke ölmeden görebilseydim diye sayıklıyormuş. O yüzden yarın sabah erkenden yola çıkıyoruz dedi. Heyecan ve mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım ve sevinç çığlıkları atarak teyzemin boynuna sarıldım. Mutfakta o kadar fazla ses çıkarmışım ki içerideki odada uyuyan babam bir şey olduğunu sanıp yatağından fırlayıp gelmiş. Ona da durumu anlattım. Ancak babam pek sevinmedi. Hatta aksine yüzü düştü ve sessiz sedasız odasına çekildi. O gün bir an önce sabah olsun diye odalarımıza geçip yattık. Heyecandan bir türlü uyuyamamıştım. Saatlerce sağa sola döne döne en sonunda uykuya daldım. Sabah olduğunda çantalarımızı hazırladık ve arabaya atlayıp yola çıktık. Sabahın köründe son ses müziği açıp eğlene eğlene Tekirdağ doğru yola çıktık. Öğle saatlerine doğru Ankara'nın çıkışındaki bir dinlenme tesisinde mola verirken yanımıza yaşlı bir kadın geldi. Bize baktı ve iyi günler kahve falınıza bakmamı ister misiniz dedi. Teyzem hiç beklemeden bunu kabul etti. Kadın yanıma oturdu ve kahvemi bitirmemi bekledi. Ardından kahvenin içine iki parmağını daldırıp telvesinden birazcık aldı. Ardından fısıldayarak bir şeyler söyleyerek avcumun içine yavaşça sürdü. Daha sonra cebinden bir mendil çıkardı ve bunu avcuna sardıktan sonra elini yumruk yap. Biraz beklettikten sonra açacağız dedi. Bezi avcuma aldım ve yumruk yaparak kapattım. Sigara yaktım ve bitene kadar bekledim. Ardından kadın avcumu açmamı söyledi. Avcumu açınca kadın bezi yavaşça aldı. Avcumun içerisindeki kahve çok tuhaf bir şekle bürünmüştü. Sanki ufak semboller ve resimleri içinde barındırıyordu. Kadın avcumun içine baktı ve gözlerimi kapattı. Ardından bir süre transa geçmiş gibi bekledi ve gözlerini açtı. Kızım çok yakın zamanda özlem duyduğun birine kavuşacaksın.'' onun sana anlatacakları var ve hepsi doğru deyince şok geçirdim. Kadın masadan kalktı ve arkasına baka baka ilerleyerek gözden kayboldu. Avcumu temizlerken teyzeme bakıp bu neydi şimdi dedim. Teyzem gülümsedi ve falcı bile gördü. Daha ne olsun dedi. Avcumu temizlemiştim ama sanki içerisinde kına benzeri bir leke kalmıştı. Islak mendille sildim ama çıkmıyor. Tuvalete gidip sabunladım ve yine çıkmıyordu açıkçası kadının nokta atışı bir şey söylemesi ve bir anda kalkıp gitmesinin yanı sıra avucumda kahvenin bu denli bir leke bırakması çok garipti. Teyzemle tekrar araca binip yola koyulduk. Saatler sonra akşam üzerine doğru annemin yaşadığı köye gelmiştik. Aracımızı kenara çekip Saadettin amcanın köydeki yeğenini aradık. Beş dakika sonra genç benim yaşlarımda biri aracımızın yanına geldi ve cama eğilip Hoş geldiniz. Ben Rona dedi. Oldukça garip bir isimdi. Ardından aracımıza bindi ve bizi annemin kaldığı evin önüne kadar götürdü. Araçlardan indik ve Rona bize ''Esme abla bu evde oturuyor. Benim görevim burada bitiyor. Buradan sonrası artık sizde dedi ve uzaklaştı. Heyecandan dizlerimin bağı çözülmüştü. Titreye titreye gidip kapıyı çaldım. Bir süre sonra kapıyı elleli yaşlarda bir kadın açtı beni şöyle bir süzdü ve buyur dedi. Ben de ona esme siz misiniz dedim. Kadın başını sallayarak evet dedi. O anda gözlerimden yaşlar aktı ve ben senin kızınım dedim. Annem beni görünce dona kalmıştı. Yıllar sonra ilk defa beni görüyordu. Sanırım o da gözlerine inanamıyordu. O sırada teyzem de yanıma gelince gülümsedi ve hemen ağlayarak bize sarıldı. Kapının önünde büyük bir duyguseli yaşıyorduk. 5-10 dakika kadar süren ağlama ve sarılma bittikten sonra çantalarımızı alıp eve girdik. Annem yoldan geldiğimiz için bize yemek hazırladı. Sofraya oturduk ve yemeğimizi yedik. Ardından anneme baktım ve ''Anne neden gittin?'' dedim. Annem bir süre durdu ve derin bir iç çekerek ''Sen çocukken baban beni çok döverdi. Sürekli şiddet görüyordum.'' Ama kimseye bunu söyleyemiyordum. Yine günlerden birinde. Baban eve çok sarhoş gelmişti. Beni öldüresiye dövmeye başladı. O kadar fazla dayak yedim ki öleceğimi düşündüm. Baban beni dövmekten yorulunca son olarak elimi tuttu ve çevirerek bileğimi kırdı. Ardından duş almak için banyoya gitti. Ben de bunu fırsat bilerek toparlandım ve seni alıp kaçmak istedim. Sen o zaman 3 yaşlarında falandın. Seni almak için odana girmeye çalıştım ama baban odanın kapısını kilitlemişti. Açmaya çalıştım ama açamadım. Eğer açsaydım seni de alıp evden kaçacaktım ama olmadı. En iyisi ben önce bir kaçayım daha sonra seni bir şekilde yanıma alırım diye düşündüm ve evi terk ettim. Ormanlık alanlardan geçip ana yola kadar koştum. Sağ olsun bir kamyoncu beni görüp durdu ve aracını aldı. Beni hastaneye götürdü ve bir süre yetecek kadar parayı verip oradan uzaklaştı. Ben hastanede tedavi olduktan sonra çıkıp otogara gittim. Tekirdağ otobüsüne bilet alıp şehri terk ettim. Kendime kalacak bir yer ararken Musa adında bir pazarcıyla tanıştım. Kendisi de bir evlilik yapmış ve boşanmıştı. Beni imam nikahıyla yanına aldı ve evlendik. Bir süre sonra da pazarda çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. O günden beri Buralarda yalnız başıma yaşıyorum. Geçimi bir de çemen, kiyan, sabun gibi şeyler satarak karşılıyorum dedi. Gözüm dolmuştu. Babamın anneme yaptıklarını duyduktan sonra eve asla dönmeyeceğime yemin ettim. Teyzem bu kararıma saygı duydu. O gün akşama kadar oturup sohbet ettik ve hasret giderdik. Daha sonra teyzem yarın tekrar döneceğini, iş yerinden sadece bir günlüğüne izin aldığını söyledi. Gece saatlerinde odalarımıza geçip yataklarımıza yattık. Uykuya daldıktan bir saat kadar sonra içeriden gelen bir sese uyandım. Etrafa bakındım ve başımı tekrar yastığa koydum. O sırada tekrar bir ses geldi. İçeriden anlaşılmayan tuhaf sesler geliyordu. Merak ettim ve yatağımdan kalktım. Ardından kapıyı açıp etrafa bakındım. Etraf zifiri karanlıktı. Salona çıktım ve bu fısıltının nereden geldiğini tespit etmeye çalıştım. Ses annemin odasından geliyordu. Yavaşça odasına kulağımı dayadım. Fısıltılarda ne söylediğini hiç anlayamadım. Acaba namaz mı kılıyor diye aklımdan geçirmediğim değil. Yavaşça kapısını açtım ve kafamı içeri uzattım. Gördüklerim karşısında ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadım. Annem simsiyah bir çarşaf giymiş ve yüzünü duvara dönmüş ayakta dikiliyordu. Burnu neredeyse duvara değmek üzereydi. Sürekli hızlı bir şekilde fısır fısır bir şeyler anlatıyordu. Aslına bakılırsa bu görüntü hiç hoşuma gitmemiş ve beni oldukça korkutmuştu. Yavaşça kapısını kapattım ve odama geçip yatağa girdim. Fısıltılar hala devam ediyordu. Yastığı kulaklarımı bastırdım ve o şekilde bir süre sonra uykuya dalabildim. Sabah uyandığımızda erkenden kahvaltı yaptık ardından teyzemle vedalaşıp onu yolcu ettik. Teyzem yola çıktıktan sonra annemle içeri geçtik. Ona geçmişe dair resimlerimizin olup olmadığını sordum. Ancak elimde hiçbir şey yoktu. Anneme biraz sarılayım dedim. Ancak bedeni buz gibiydi. Ellerimle yüzüne, ensesine dokundum ama hiçbir sıcaklık yoktu. Ona baktım ve anne buz gibisin, üşüyor musun dedim. Annem gülümsedi ve Yok kızım, bana soğuk asla işlemez. Çünkü ben özel bitkisel bir karışım kullanıyorum. İstersen sana da vereyim dedi. Merak ettim ve ben de istedim. Annem mutfağa gitti ve bitkisel karışım hazırlamaya başladı. Ben de o esnada evde ne var ne yok diye incelemek için dolanmaya başladım. Evdeki eşyalar bizimkilere göre çok farklıydı. Mesela burada elektrik bile yoktu. Eşyalar eskiden ziyade antika gibiydi ve her yer toz içindeydi. Annemin yanına gittim ve anne istersen etrafın tozunu alayım dedim. Annem soğuk bir ifadeyle bana baktı ve otur senden bir şey yapmanı istemedim dedi. Annemi ikiletmeden oturdum ve karışım yapmasını bekledim. Annem elinde ufak bir demir tasla beraber yanıma oturdu. Kaşığı koyu yeşil renkteki karışıma daldırdı ve bundan her gün bir kaşık içilecek anlaşıldı mı dedi. Kafamı salladım ve kaşıktaki acı macunu yedim. Tadı oldukça berbat bir şeydi. Daha sonra annemle çay yapıp içtik ve biraz muhabbet ettik. O sırada annemin kapısı çaldı. Annem elimden tuttu ve gel beraber bakalım dedi. Kapıyı açtığımızda karşımızda yaşlı siyah çarşaflı kısa boylu bir kadın duruyordu. Beni şöyle bir süzdü ve ne güzel bir kızın varmış. Kaç yaşında dedi. Annem benim yaşımı söylemek yerine doğum tarihimi söyledi. Yaşlı kadın bunu duyduktan sonra sırıttı ve oldukça taze duruyor dedi. Daha sonra buz gibi elleriyle yüzüme dokunup gözlerimin içine baktı ve hoş geldin güzel kız. Artık bizimle olmana sevindim dedi. Arkasına döndü ve bahçe kapısına doğru ilerlerken içeri bir adamla kadın girdi. Bunlar da siyah renkte giyinmiş gözlerinin altına siyah sürme çekmişlerdi. Yanımıza yaklaştıklarında gördüm ki kadın adamın annesiydi. Adam kel kafalıydı ve yüz şekilleri oldukça bozuktu. Sanırım adamın bir engeli vardı. Annem onlara kafa sallayarak buyurun dedi. Kadın bana bakıp gülümsedi ve bu güzel şey senin kızın mı dedi. Annem kafa sallayarak evet dedi. Kadın derin bir iç çekti ve oğlu için talip olduğunu bildirdi. Annemle bu konu hakkında konuşurken adamın bana iğrenç şekilde baktığını fark ettim. Normalde engeli olan insanlara karşı çok nazik biriyimdir. Ancak bu bakışlar beni oldukça tiksindiriyordu. Ayrıca oğlanın göz bebekleri neredeyse tamamen siyahtı. Çok tuhaf bir yapıya sahipti. Açıkçası bu kadının benim gibi genç bir kıza böyle birini uygun görmesi çok saçmaydı. O sırada tekrar annem ve kadının muhabbetine kulak kesildim. Annem, talip olduğunuz için sağ olun ama bunu kabul edemem. Ancak eğer isterseniz arkadaş olabilirler. Hep oğlunuz kızımı köyde gezdirmiş olur dedi. Annemin benim fikrimi almadan bu şekilde cevap vermesi açıkçası hiç hoş değildi. Fakat anneme yeni kavuşmuş olmanın verdiği saygı nedeniyle onu kırmamak için hiçbir cevap vermedim. Bir süre sonra kadın ve oğlu evin önünden ayrıldılar. Biz de içeri girince anneme onların kim olduğunu sordum. Annem gülümseyerek buraların suyuna bir zamanlar kimyasal karışmış. Çocuğu o sudan fazla içince hasta oldu. Ancak çok temiz çocuk, efendi biridir dedi. Beraber mutfağa geçtik ve çayımızı yudumlayarak sohbetimize devam ettik. Bir süre sonra sohbetimiz mutfak çamının tıklamasıyla sona erdi. Annem cama açtığında yine simsiyah giyinmiş, kısa boylu ve sürmeli bir kadınla karşılaştık. Kadın anneme ismiyle hitap etti ve Kızın gelmiş, tüm köy bunu konuşuyor, oldukça da güzelmiş. Eğer istersen kızını oğlumla evlendirelim dedi. Fakat ben o sırada şok oldum. Oğlum dediği daha 13 yaşındaydı ve az önceki engelli adam gibi çok tuhaf bir suratı vardı. Gözlerinin oranı bile birbirine eşit değildi. Her iki burnu normal insanların burnuna göre oldukça yamuktu. Annem kadına bir düşünelim kararımız netleşirse haber veririz diyerek gönderdi. Bu duruma çok sinirlendim ama anneme sakince yaklaşıp neden düşünürüz dedin anne oğlum dediği şey daha ufak bir çocuk dedim. Annem bana ters ters baktı ve bu daha başlangıç. Bu köyde çok talibin olacak istediğini kabul edersin dedi. Anneme biraz sert bir şekilde çıkışarak "Ben buraya senin için geldim, evlenmek için değil." dedim. Ancak annem kafasını sağa sola sallayarak "Belki de evleneceğin kişi için gelmiş olabilirsin. Bunu bilemezsin. Hadi çık köyü turla, insanlarla tanış." dedi. Annemin teklifini reddettim fakat annemin ısrarları üzerine onu kırmamak için montumu alıp köye çıktım. Yavaş yavaş evlere bakarak yürüyordum. Buradaki evler oldukça eskiydi. Yani normal köy evlerinden bile eskiydi. Evlerin bazılarının yarısının duvarı çökmüş ve onarılmamış vaziyetteydi. Köyde kimseye rastlayamadım. Ancak alt sokağa indiğimde insanlarla karşılaşmaya başladım. Burası o kadar ilginç bir yerdi ki tüm insanlar simsiyah çarşaflarla geziyordu. Kadınların yüzünde engel yoktu ama neredeyse tamamı kısa boyluydu. Erkekler değilse gördüklerimin tamamı engeli vardı. Sokaktan geçerken insanlara merhaba diyordum ancak onlar bana cevap vermiyor. Uzaktan soğuk bir şekilde bakıyorlardı. Erkeklerin tamamı ise tıpkı bir sapık gibi beni süzüyorlardı. Çok rahatsız olmuştum ve adımlarımı hızlandırarak oradan çıktım. Bir alt sokağa indim. Eski evlere bakarak gezinirken arkamdan gelen adım seslerini duydum ve kafamı geri çevirdim. O sırada üst kattaki insanların hepsinin peşime takılarak yavaş yavaş beni takip ettiğini fark ettim. Bu beni çok rahatsız etmişti. Adımlarımı daha da hızlandırdım ve sokağın bitiminden sola dönerek tekrar eve doğru çıkmaya başladım. O sırada önünden geçtiğim herkes bana bakıyor ve bir süre sonra peşime takılıyordu. Hızlıca evin önüne geldim. Bahçe kapısını kapattım ve kapıyı çaldım. Annem kapıyı açınca Hemen içeri daldım. Ağlayarak. Anne dışarı bak dedim. Annem merakla dışarıya baktı. Evimizin önünde duran kalabalığı gördü. Bana bakıp gülümseyerek. Onlar senin güzelliğine ve endamına kapılıp evimizin önüne kadar gelmişler dedi. Anneme kızarak. Saçmalama. Buna benim geldiğim yerde taciz diyorlar. Erkeklerin hepsi sakat. Köy halkının tamamının gözlerinin altında siyah sürme var. Herkes kapkara giyinmiş ve bazı kadınların alnında dövme gibi ufak siyah semboller var. Burası çok tuhaf bir yer anne. Beni korkutuyorlar dedim. Annem hemen bana sarıldı ve saçımı okşayarak merak etme alışacaksın. Hepsi geçecek dedi. Telefonumu çıkarıp teyzemi aramaya çalıştım. Ancak hat çekmiyordu. Annem ne yaptığımı sorunca ona teyzemi aradığımı söyledim. Annem bana soğuk soğuk baktı ve buralarda telefon bazen çekmiyor. O yüzden kasabanın girişine gitmen gerekiyor dedi. Yan evin kapısını çal. Orada Sevim adında bir kadın var. Zamanında o da şehirden buraya geldi. Ona git ve telefonu nerede çektiğini sor. Ayrıca sana arkadaş da olur dedi. Ben de bunu onayladım ve evin penceresinden dışarı baktım. Kimsecikler yoktu. Hemen yan eve gittim. Kapıyı çaldığımda karşımda normal insan gibi giyinmiş. Kırklı yaşlarda bir kadın buldum. Kadın beni görünce şaşırdı. Hoş geldin. İçeri geç dedi. Kadın şaşkınlık içerisindeydi. Bana baktı ve senin buralarda ne işin var? Yoksa seni Tayfur mu gönderdi dedi. Şaşırdım ve hayır Tayfur falan göndermedi. Ben yan evden geldim. Yıllardır annemi bulamıyordum. Sonunda bulunca yanına yerleştim. Ancak bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyordu. Telefon buralarda bazen çekmiyormuş. Annem senden yardım isteyebileceğimi söyledi dedim. Kadın şaşkın şaşkın baka kaldı. Ses eda çıkmıyordu. Kadının yüzüne doğru elimi uzatıp salladım ve burada mısın dedim. O anda kadın annen olduğuna emin misin dedi. İyice bunalmıştım ve oflayarak evet annem dedim. Kadın heyecanla kaç bu köyden kurtar kendini dedi. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ve sebebini sordum. Kadın gözünden yaşlar süzülerek bu köydekiler insan değiller. Kadınları görmedin mi? Hepsi yaşlı ve yanlarında acayip tuhaf çocuklar var. O çocukların çoğunu ben doğurdum. Kadınların tamamı cin. Erkeklerin çoğu da yarı insan yarı cin. Biliyorum bu anlattıklarım sana çok karmaşık gelecek ama buralarda kalmaya devam edersen sen de ne olduğunu anlayacaksın. Ben 18 yaşımdayken sevgilimi aldattım. Bunun üzerine çocuk gidip intihar etti. Annesi büyücü bir kadındı. Benden intikam almak için plan yapmış. Bana sevgilimin aslında ölmediğini, buraları terk ettiğini ve eve dönmediğini söyledi. Eğer ben annesiyle sevgilimi almaya gidersem onun ikna olacağını söyledi. Ben de cahil yaşta ona inandım. Arabaya binip yola çıktık. Dinlenme tesisinde sana fal baktıracağım deyip elime kahve koydurdu. Meğer orada beni buraya hapsetmek için büyü yaptırmış. Daha sonra yola çıkıp buraya geldik. Eve girdiğimizde eski sevgilimle yüz yüze geldim. Onu dönmesi için ikna etmeye çalıştım ama kabul etmedi. Annesi de bana eğer kabul edersen burada kalıp evli bir hayat süreceğimizi söyledi. Bunu da kabul ettim. Köylüler burada bizi evlendirdiler. Akşam gerdeğe girdikten hemen sonra eski sevgilim bir anda şekil değiştirdi ve korkunç bir yaratığa döndü. Sonradan öğrendim ki aslında o bir cinmiş. Burası da cinlerin köyüymüş. 1940'larda halk cinler yüzünden köyü terk etmiş. O zamandan beri burada yaşarlarmış. Benim gibi bazı kadınları ve kızları köye hapsediyorlar. Daha sonra da buradan biriyle evlendirip doğum yaptırıyorlar. Evlenmeyi reddedenlere cinler zorla sahip oluyor. Buradan evlenmeden çıkıp gitmek senin elinde ayrıca o yandaki kadın da annen falan değil o buralarda yaşayan güçlü bir cin insan ve hayvan kılığına girmekte asla zorlanmaz o yüzden bir an önce buradan kaç yoksa senin için iyi olmaz dedi. Kanım donmuştu kadın haklıydı burada gördüğüm hiçbir şey normal değildi annem dediğim şeyin vücudunda bir gram sıcaklık yoktu çok korkuyordum kadına buradan nasıl kaçabileceğimi sordum kadın elimi tuttu. Ardından konuşmaya başladı. Önüne çıkan ilk evliliği kabul et. Hemen düğün hazırlığı yapacaklar. Ben de seni giydireceğimi söyleyeceğim. Ama o kıyafetlerin içine ben gireceğim. Onlar yüzümü açana kadar benim olduğumu anlamaz. Düğün hazırlığıyla uğraşırken sen buralardan çoktan kaçmış olacaksın dedi. Dediklerini kabul ettim. Hemen köy meydanına çıktım ve gördüğüm ilk kadına oğlundan etkilendiğimi söyledim. Evlenmek için talip olduğumu anlatınca kadın çok sevindi. Hep beraber anneme durumu anlatmak için giderken arkamdan birinin bana dokunduğunu hissettim. Talip olduğum iğrenç şeyin bana dokunduğunu gördüm. Ancak durumu çaktırmamak için ses çıkarmadım. Annemin yanına geldiğimizde kadın durumu anlatınca anında bütün köye haber salındı. Bu gece benim düğünüm olacaktı. Benim tek şartım ise benim gelinliğimi yan evdeki kadının giydirmesi olduğundan durumu kabul ettiler. Akşam saatleri yaklaştığında yandaki eve gelinlik giymek için gitti. Kadına nereden kaçacağımı sordum. Kadın benim omzuma dokunarak merak etme biraz daha bekle sana nereden kaçacağını tarif edeceğim dedi. Ardından mutfağa gitti ve annemin bana vermiş olduğu bitkisel karışımın aynısından bir kaşık getirip bunu iç direncin kuvvetlenecek dedi hiç sorgulamadan bir kaşık aldım. Acı karışımı yuttuktan bir iki dakika sonra gözlerim hızlı bir şekilde kapandı ve oracıkta bayıldım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama gözlerimi açtığımda düğün alanında tam ortasında ellerim ve ayaklarım yanlara ayrılmış ve kazıklara sağlam bir şekilde bağlanmış vaziyette kendimi buldum. Ne olduğunu anlayamadım. Annem sandığım canavarın yanıma yaklaştığını fark ettim. Elindeki örtüyle yüzümü kapattı ve karnımdan alt tarafıma kadar iğrenç kokan bir sıvı sürdü. Daha sonra hepsinden tuhaf çığlıklar yükseldi. Hiçbir yeri göremiyordum. O kadın güvenimi kazanarak bana ihanet etmişti. Ne olduğunu ve bana ne yaptıklarını bilmiyordum. Tek yapabildiğim çığlık atarak ağlamaktı. O sırada soğuk bir varlığın bacaklarımın arasına girdiğini fark ettim. Tohumlarını hızlıca vücuduma gönderip yanımdan ayrılmıştı. Kafayı yemek üzereydim. Tek başımaydım ve çok çaresizdim. Gücümü bir anda kaybettim ve tekrar bayıldım. Aradan birkaç gün geçince kendime gelerek ayağa kalktım. Göbeğim kocaman olmuştu. Ne olduğunu anlam veremedim ve kıyafetlerimi yukarı sıyırarak karnıma baktım. Karnımın içinde bebek vardı. Bana ne yaptıklarını bilmiyordum ama törenle birlikte beni hamile bıraktıklarına emindim. Bana ihanet eden kadın içeri girdi ve bana gülümseyerek ''Bana sakın kızma, bunu ilerleyen zamanlarda sen de yapacaksın.'' dedi. Kadına sinirli bir şekilde baktım ve ''Bana senin ihanet etmene bir şey demiyorum. Bana tek bir cevap ver. Bana ailem mi ihanet etti?'' dedim. Kadın bir soluk alarak ''Teyzen ve baban senelerdir aşk yaşıyorlar. Senin annen hayatta falan değil. Anneni teyzen ve baban ortadan kaldırdılar. Kadını da başkasına kaçtı diye iftira attılar. Bundan sonra teyzen annenin yerine geçti. Yani babanın karısı senin de annen oldu. Ancak sen büyüdükçe annenle alakalı araştırmalar yapman ve cinayeti ortaya çıkarmandan korktukları için bizden yardım istediler. Seni bu köyden çıkarmamamız adına bize kurban verdiler. Artık sen de bizimlesin dedi. Aklımı kaçırmak üzereydim. O anda gözüme ilişen soba maşasını hızla alıp kadının kafasına vurdum. Sendeleyerek koşmaya başladım. Evden çıktım ve hiç bilmediğim bir ormanlık alana girip devam ettim. Arkamdan cillerin beni takip ettiğini hissedebiliyordum. Çok yorgundum. Onlardan kaçmak için her seferinde hızımı daha fazla arttırıyordum. Bir süre sonra ormanlık alandan yaklaşık 5 metrelik bir kayalığın tepesine çıktığımı fark ettim. Burada köşeye sıkışmıştım. O an bir karar verdim ve bana verdikleri bebeği öldürmek için kendimi o kayalıktan aşağı attım. Günler sonra hastanede gözümü açtım. Çoban köpekleri beni bulmuş ve çobanlar kurtarmış. Şükürler olsun ki karnındaki cin bebek ölmüştü. Uzun süre tedavi gördükten sonra babamın evine gittim. Ancak evde bırakın insanı, eşya bile yoktu. Ne olduğunu komşularıma sorduğumda doğal gaz zehirlenmesinden öldüklerini söylediler. Ben bunun... İlahi adaletten olduğunu düşünüyorum. İntikamımın alınması içimi çok rahatlatmıştı. Beni tek üzen ve kahreden şey ise annemin mezarının nerede olduğunu asla bilemeyecek olmamdı. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insan hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.